Hocam ben Ahmet. Zamanında beddua almışım. İşim rast gitmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Kimden aldım bilmiyorum. Kardeşim bu bir vesvesedir. Sohbeti dinlediysen eğer belaya sabretmekten bahsettik. Allahu Teala orada yemin etti Celle Celaluhu ve kesinlikle diye buyurdu. İki şey. Sizi imtihana sokacağım. İşlerin rast gitmez. Senin üzüldüğün taraf burası değil. Ben Rabbime yaklaşıyor muyum, uzaklaşıyor muyum? Buraya bakmak olmalı. İşi rast gitmesini isteyen, dünyada rızık sıkıntısı çekmemek isteyen her akşam Vakıa suresini okusun. Peygamberimiz bunu öğretti sahabe-i kiramına. Vakıa suresini oku, işler rast gitmemesi yani şunu söyleyeceğim sana, rızkın geliyorsa işin rast gidiyor demektir. Bundan ötesini Allah'ın taksimidir. Kimine verir, kimine vermez. Sen çalışırsın, niye vermedi demek de bizim işimiz değil. Dilerse verir, dilemezse vermez. Elhamdülillah. Karnım tok. Elhamdülillah. Ailemi geçindiriyorum. Elhamdülillah. Bundan sonrası Rabbimi razı etmeye gayret göstereceğim. Vakıa suresini her akşam okuyun inşallah. İşleriniz rast gider. Ama dediğim gibi bir takım imtihanlardan mutlaka geçeceğiz. Bu muhakkaktır. Muhakkaktır. İşler bazen yan gider. Her zaman kâr edemezsin, zarar edersin. Evliya-i Kiram öyle güzel ki Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri zarar ettiği zaman gülermiş mübarek. Kâr ettiği değil, zarar ettiği zaman gülermiş. Yaptığı şeyde. Ya o nasıl oluyor? Biliyor her şey Allah'tan. Celle Celaluhu. Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Diyebilen insana ne mutlu işte. Şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri öyle bir insandı. Allah-u Teala hamdü sena olsun ki onu bize erdirtirdi. Yalnız bu konuyu özellikle söylemek istiyorum. Yani işler rast gitmeyebilir. Hemen bize nuska yaptılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bu şeytanın vesveseleri, bunlardan kurtulmak lazım. Gayretle Allah'ın yolunda yürüyelim. Yaptığımız bazı yanlışların cezası çıkar. Mesela bir tane örnek vereyim ben size. Zina yapan insana sıkıntılı hayat veririm diyor. Bir tane örnek. Şimdi insan gençliğinde bir ton zina yapmış. O kadın, bu kadın, şu kadın. Ondan sonra evlenmiş. Hayat güzel bir şekilde. Birden işler tökezledi. Zamanında yaptığın bazı şeyler vardı. Onların cezası gelebilir yani. Veyahut da farklı farklı şeyler. Bunların cezası gelebilir. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Yapacak bir şey yok. Allah'ın yardımıyla onları da atlatacağız. İnşallah.